Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeyim. Gençler bakteriler alemine geçen dersimizde başlamıştık. Demiştim ki bakteriler alemi uzun bir alem. Bakterilerin genel özellikleri bir önceki dersimizin konusu olmuştu. Bugünkü dersimizde de bakterilerin ekonomik öneminden bakteriler olmazsa dünyada ne gibi problemler çıkar? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Hemen ödevlerinizi de söyleyeyim gençler. Buralar zaten anlattığımız kısımlardı alemlerin genel özelliklerinden bir önceki dersimizde bahsetmiştik bakteriler alemi 164 165 sayfalarıydı aynı zamanda 166 167'yi de bugünkü dersin sonrasında çözeceksiniz 168 169 da yine bakterilerin önemi dediğimiz kısım ödeviniz arkeler alemine bugünkü dersimizde giriş yapmayacağız hemen dinamodan da ödevinizi göstermiş olayım dediğim gibi bakteriler alemine devam ettiğimiz için en baştan söylüyorum sayfa 126 127 bizim ödevimiz olacak. Bakterilerin genel özelliklerinin haricinde bakalım bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bakterilerde beslenme çeşitlerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bakterilerde solunum nasıl gerçekleşiyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. Bakteriler tek hücreli canlılar. Peki üremeleri nasıl meydana geliyor? Bu da bugünkü dersimizin konusu olacak. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemi de yine bugünkü dersimizin konuları içerisinde yer alacak diyeyim gençler. Şimdi bakteriler alemiyle ilgili tabii ki öncelikli olarak bir hatırlatma yapayım. Canlıları hücresel yapı bakımından kaça ayırmıştık? 2'ye. Hücresel yapı bakımından Hücresel yapı bakımından canlılar dediğimiz zaman bizim bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryotlar zarlı organelleri bulunmayan, DNA'sının etrafında çekirdek bulunmayan canlılardı. Prokaryotlar kimler? Bakteriler alemindeki canlılar ile Arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahipti. Sonra bizim protist alemine sahip canlılarımız, daha doğrusu protist alemine ait canlılarımız vardı. Sonra bitkiler alemi dediğimiz alemimiz vardı. Sonra mantarlar alemi dediğimiz bir alem olduğunu söylemiştik. Bir de hayvanlar alemi dediğimiz bir alemden bahsetmiştik. Şimdi prokaryot hücre yapısına sahip o zaman bakteriler, prokaryot prokaryotların tamamının da tek hücreli olduğunu söylemiştik. O zaman prokaryot canlılardır diyeceğiz. Tamamı tek hücrelidir. Çok hücreli bir bakteri tanıdığımız yok diyeceğiz. Dünya üzerindeki canlılarla ilgili çalışmalar yapmışlar. Birey sayısının en fazla olan en fazla canlı çeşitliliğine sahip olan grubun bakteriler olduğunu görmüşler. Mikroskobik canlılardan bahsediyoruz. Yani gözle görebilmemiz bu canlıları mümkün değil. Bazıları insan hayatı için tabii ki faydalı. Mesela yoğurttan süt ürettiklerimiz var. Daha doğrusu sütten yoğurt ürettiklerimiz var. Kalın bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bakteriler var. Bunlar bizim için yararlı faydalı bakteriler. Bazı bakterilerin ise zararlı olduğunu biliyoruz. Hastalık yapabiliyorlar. Uyum yetenekleri yüksek olan bakteri lerden bahsediyoruz. Bunları çeşitli şekillerde de gruplandırabiliyoruz. Mesela şekillerine göre, boyanmalarına göre, beslenmelerine göre, oksijen ihtiyaçlarına, hastalık yapma durumlarına göre gruplandırabiliyoruz en fazla çeşide bu grup sahip dedik ya o yüzden de bu grubun içerisinde çok 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 canlı var. Acaba ne yapsak kolay gruplandırırız ne yapsak kolay gruplandırırız demişler böyle yöntemler geliştirmişler diyeyim. Sonra tüm bakterilere baktığımız zaman tüm bakterilerde hücre duvarı dediğimiz yapı söz konusu istisnai durumlar var gençler duvarı olmayan bir canlı var ama milli eğitim hala 9. sınıf kitaplarında hücre duvarı vardır dediği için hücre duvarı var yazıyoruz. Sonra prokaryot hücre tipine sahipler hücre zarları var, sitoplazmaları var. DNA'ları halkasal yapıya sahip protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de var. Depo karbonhidratları da bakterilerin glikojendi. Ta birinci ünitede söylemiştik bakteriler karbonhidratları glikojene de çevirerek depolarlar diye. Şimdi bakterilere baktığımız zaman kapsül... Daha doğrusu hücre duvarı adı verilen bir yapıya sahipler. Hücre duvarının altında hücre zarı denilen yapı bulunacak. Bunların halkasal bir DNA'sı, RNA'sı ve ribozom organeli bulunacak. Glikojen de yine tüm hepsinde ortak. Ama bazılarında bazı bakterilerin hücre duvarının dışında kapsül adı verilen başka bir yapısı da söz konusu olacak. Kapsülü olanlar hastalık yapar genelde ve kapsülü olanlarla mücadele etmek diğerleriyle mücadele etmekten çok daha zordur. Bazı bakterilerde plazmit adı verilen küçük DNA parçaları bulunacak. Bakterilerin birbirine tutunmasını sağlayan pluslar olacak. Aynı zamanda bakterilerde hareket etmeyi sağlayan kamçı adı verilen bir yapıda bulunacak. Bazı bakteriler zor şartlar altında endospor oluşturabilir endospor ne demek? Diyelim ki bizim bakterimiz şuradaydı gençler. DNA'sı da buradaydı. Zor bir şartla karşılaştı. Zor şartla neyi kastediyorum? Hava çok ısındı, çok soğudu, çok asidikleşti, çok basitleşti. Zor bir şartla karşılaştı. Bu zor şartla karşılaştığı zaman DNA'sını etişliyor. Etrafını bir zarla çevreliyor daha sonra kendisi yok olsa bile DNA'sını korumuş oluyor. Birey sayısında bir artış meydana gelmedi. Yani bu kesinlikle bir üreme şekli değildir gençler. Baktığımız zaman kamçısı bulunabilir aktif hareket eden bakterilerde. Pillus bazı bakterilerde bulunabilir birbirine tutunmayı sağlar. Ribozom tüm bakterilerde olacak. Kromozomal DNA dediğimiz DNA zaten bulunacak. Küçük halkasal DNA parçalarına plazmit ismini veriyorduk. Bazı bakterilerde duvarın haricinde kapsülde bulunacak. Hücre zarı zaten tüm canlılarda ortaktır diyelim. Buradan da bakterilerde beslenmeye geçelim. Bakteriler beslenme çeşitlerine göre kendi içerisinde ikiye ayrılabiliyor. Çok büyük bir gruptan bahsediyoruz. O yüzden çok fazla derecede de canlı çeşitliliği var tabii ki. Bazı bakteriler ototrof yani kendi besini kendi üretebiliyor. Bazı bakteriler ise heterotrof besinlerini dışarıdan hazır olarak alabiliyorlar. Yani beslenme çeşidine göre bakterileri kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bunlar kullandıkları enerji kaynağına göre ikiye ayrılacaklar. Ee, güneş enerjisini kullananlara fotoototrof enerji kaynağı yerine ışık enerjisi yerine daha doğrusu enerji kaynağı olarak kimyasal enerjiyi kullananlara kemototrof ismini vereceğiz. Bir kere ben size bir şey göstereyim. İnorganik maddeleri mesela su gibi karbondioksit gibi maddeleri kullanarak organik madde sentezleyebilen canlılara ne ismini veriyoruz? ototrof ismini veriyoruz. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenirken bu işi yaparken ışık enerjisi de kullanılabilir, kimyasal enerji de kullanılabilir. Işık enerjisini kullananlar fotototrof yaptıkları işte tabii ki ne olacak? Fotosentez. Kimyasal enerjiyi kullananlar ise kemoototroftur. Yaptıkları işte tabii ki kemosentez olacaktır. Heterotroflar ise kendi besinlerini üretemeyen, bulunduğu ortamdan hazır olarak alan bakteriler bazıları parazit oluyor. Parazit olanlar e, hastalıklara sebep olabiliyorlar. Tabii ki konak canlının vücudunda çeşitli değişikliklere yol açabiliyorlar. Mesela solunum sistemimize bir bakteri yerleşiyor. Solunum sistemimizde çoğalarak solunum sistemi rahatsızlığının ortaya çıkmasını sağlayabiliyor çürükçül olarak, ayrıştırıcı olarak yaşayanlar da var. Ayrıştırıcı olanlar da organik maddeleri inorganik maddelere dönüştüren canlılardır. Ne yapıyorlar bunlar? Mesela organik bir atık üretildi. Mesela bir hayvan ölüsü oldu, bir bitki ölüsü oldu. Bu organik atıkları inorganik maddelere çevirebilen yani ototroflarla aslında ters işi yapabilen de ayrıştırıcı, çürükçül dediğimiz canlılardır. Bazı bakteri bakteriler hastalık yapabiliyor. Hastalık yapan bakterilere de patojen bakteriler ismini veriyoruz. Gelelim bakterilerde solunuma bakterilerin çok fazla türü var çok fazla çeşidi var o yüzden solunumun her türü de bakterilerde görülebiliyor. Bazı bakteriler oksijenli solunum gerçekleştirecekler bazı bakterilerde oksijensiz solunum meydana gelecek bazı bakterilerde ise fermentasyon dediğimiz tepkimeler meydana gelecek fermantasyon yapabilen bakteriler son ürün olarak etil alkol adını verdiğimiz alkolü meydana getirecek. Aynı zamanda laktik asit adını verdiğimiz asidin oluşmasını da tabii ki sağlamış olabilecekler türüne göre değişiyor. Etil alkol e, fermentasyonu yapan bakteriler üzümün şaraba dönüşmesinde sirke oluşumunda görev yapıyor. Laktik asit fermentasyonu yapan bakteriler de sütün yoğurda dönüşümünde görev yapıyor. Oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde ETS elemanları yani elektron taşıma sistemi elemanı denilen elemanlar var. Bunlar bakterilerde nerede bulunacaklar? Bakterilerin oksijenli solunumu yapılanında mitokondri bulunabilir mi gençler? asla. Oksijenli solunum yapanlarda mitokondri bulunamaz. Mitokondri çift zarlı bir organeldir. Hocam ne işi var? Bakteride. Fotosentez yapanlarda kloroplast bulunabilir mi? Hayır. Kloroplast da çift zarlı bir organeldir. Ne işi var? Bakteride diyeceksin. Oksijenli solunum ve fotosentez yapanlarda bu organeller bulunmaz ama bu organellerin işini gerçekleştiren hücre zarı kıvrımları bulunur ve bu elemanlar hücre zarında genellikle bulunur diyeyim. Fotosentez yapanların stoplazmasında klorofil pigmentini bu taşıdıklarını da unutmayın diyeyim gençler bazı bakteriler olumsuz koşullarda endospor oluşturabiliyor demiştik. Bu endospor oluşturmayı biraz açalım. Ne yapıyor? Normal şartlarda şöyle bir bakterimiz vardı. Bu bakterimiz endospor oluşturmayacağı zaman aslında DNA'sını eşliyor. DNA'sının etrafını bir zarla, iki katlı zarla, dayanıklı bir yapıyla çevreliyor. Sonra hücre duvarı oluşumu da söz konusu oluyor. Endospor adını verdiğimiz, şöyle yazayım, endospor adını verdiğimiz yapı meydana geliyor. Zor şartlar meydana geldi, hava ısındı, soğudu, asitleşti, bazikleşti. Hücre zarar görse bile DNA'sını bu şekilde korumuş oluyor. Endosporlar tabii ki serbest kalmış oluyorlar. Bazı bakteriler olumsuz ortam şartlarında endospor oluşturacak. Endosporlar çevresel değişimlere oldukça dayanıklı olup uzun süre bu şekilde canlı kalabilir. Ortam şartları uygun hale geldiğinde endospor durumundan bunlar çıkacak. Bakteriler mikroskop altında şekillerine göre de incelenebiliyorlar. Mesela şekillerine bakıyorlar, kimilerinin yuvarlak yuvarlak olduğunu görüyorlar, yuvarlak biçimli, küre biçimli var diyorlar. Bazılarının çubuk biçiminde olduğunu görüyorlar, bazıları virgül, bazıları da spiral şekilde olabiliyor. Çok fazla çeşit olduğu için bakterilerde tabii ki e, şekline göre de hareket edirle biliniyor. Bakterilerde başka hangi olaylar meydana geliyor? Bakteriler bir kere tek hücreli canlılar. Tek hücreli canlılar ne yapınca üremiş olur? Hücre bölünmesi yapınca üremiş olur. Tek hücreli bir canlı olan bakteri içeride DNA'sını eşliyor. DNA'sını eşledikten sonra sitoplazmasını bölüyor. Böylelikle bir bakteriden iki yeni bakteri meydana geliyor. Birey sayısı da artmış oluyor. Bakterilerde basit ikiye bölünme yöntemiyle eşeysiz üreme dediğimiz üreme meydana geliyor. İçerisinde besin elementleri bulunan kültür ortamında yani tüm koşulların uygun olduğu kültür ortamında 20 dakikada bir bakteriler bölünerek üreyebiliyor. Yani sen şuraya bakteriyi bırakıyorsun. 20 dakika sonra oldu sana 2. 20 dakika sonra 4, 8, 16, 32, 64, 128. Yani ertesi gün geldiğin zaman masanın üstünde adım atacak yerin kalmamış olması gerekir. Normal hayatta böyle oluyor mu? Olmuyor. Besin yetersiz geliyor, rekabet çıkıyor. Başka ne diyebiliriz? Hava şartları olumsuz oluyor. Yani bakterilerde sınırsız bir şekilde büyüme meydana gelmiyor. Ama laboratuvar koşullarında her şeyi uygun tutarsanız 20 dakikada bir tabii ki bölünebilir diyeyim gençler. Bakterilerin üremesi tek hücreli olduğu için hücre bölünmesi olayıyla meydana geliyor. Bir de bizim konjugasyon adını verdiğimiz bir durum vardır bakterilerde meydana gelen. Konjugasyon kesinlikle bir üreme şekli değildir. Bunu asla karıştırmayacaksınız. Olay nasıl meydana geliyor? Şimdi demiştik ki bakterileri düşündüğünüz zaman bazı bakterilerde plazmit adı verilen küçük DNA parçaları var. Bakteriler yan yana geliyorlar, birbirlerine pillus adı verilen uzantıyla tutunuyorlar. Bakteriler birbirlerine pillusla tutunduktan sonra bu bakteri plazmitini eşliyor. Arada kurulan sitoplazmik köprü sayesinde plazmitini diğer bakteriye aktarıyor. Normalde şuradaki bakteride plazmit yokken artık bakteride de plazmit oluyor. Böylelikle de genetik çeşitlilik sağlanıyor. Diyelim ki şu plazmit sayesinde bu A antibiyotiğinden etkilenmiyordu ama A antibiyotiğini görünce boyluyordu. Bunu hemen öldürebiliyordun. Bunu şey bunu öldüremiyordun. Antibiyotiğe direnç geni vardı. Bunu hemen öldürebiliyordun. İkisi birbirine gen aktarınca artık ikisini de öldüremiyorsun. İşte kontrolsüz antibiyotik kullanmayın, konjugasyonla gen aktarımı oluyor, dirençli bakteriler gelişiyor diyorlar ya. Bu olaydan bahsediyorlar. Sadece burada çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Konjugasyon dediğimiz olay genetik çeşitliliği sağlar. Fakat konjugasyon birey sayısında artışa sebep olmaz. Bu bir üreme şekli değildir. İki bakteri yan yana geldi, sonuçta iki bakteri meydana geldi. Birey sayısında artış olmadı. Bu bir üreme yöntemi değildir. Bakterilerde genellikle plazmitler aracılığıyla gen transferi yani konjugasyon adı verilen özel bir yöntemle genetik çeşitlilik sağlanır. Bakteri konjugasyonu sırasında birey sayısında artış meydana gelmediğinden bu olay bir çoğalma şekli olarak tabii ki kabul edilmez diyeyim gençler. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik öneminden de bahsedelim. Fotosentez yapan bazı bakteriler atmosfere yüksek oranda oksijen salarken bazıları da atmosferde bulunan serbest azot gazının ...karbondioksitin organik bileşiklerin yapısına katılmasını sağlıyor. Yani fotosentez yapan bakterileri düşünüyorsun... ...fotosentez yaptığına göre atmosferdeki karbondioksiti alıyor... ...ya da kemosentez yapanlar da atmosferden karbondioksit alır. Yani <laughs> kendi besini kendi üreten bakteriler atmosferin iyileşmesini sağlıyor. E fotosentez yapanlar oksijen ürettiği zaman tabii ki oksijen ve karbondioksit döngüsüne büyük katkı sağlamış oluyorlar. Sonra dedik ki bazı bakteriler ayrıştırıcı yani çürükçüldür. <laughs> ayrıştırıcı çürükçül olmak ne demek? Organik maddelerin parçalanması anlamına geliyor. Ayrıştırıcılar, çürükçüller olmasaydı organik maddelerin Doğada birikimi söz konusu olurdu. Bitkiler inorganik madde ihtiyacını karşılamazdı. Her yer işte ölülerle, ölülerin artıklarıyla dolu hale gelirdi. Dünya yaşanılacak bir yere bir yer olmaktan çıkardı diyeyim gençler. Bazı bakteriler organik atıkların inorganik bileşenlerine ayrıştırılarak madde döngüsüne girmesinde Ayrıca toprağın zenginleşmesinde ve kirleticilerden arınmasında da tabii ki etkili oluyorlar. Doğa dostu olan bakteriler de var. Doğal ve sentetik atıkların yok edilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesinde, ayrıca tarımsal zararlılara karşı biyolojik mücadelede de bu bakteriler kullanılabiliyor. Bakteriler insan sağlığı açısından oldukça önemli. Hızlı çoğalmaları biyoteknolojik çalışmalarda kullanılmalarını sağlıyor. Mesela bir örnek vereyim ben size. Ee, şeker hastası denilen bireyler var. Şeker hastası bireyler kan şekerinin düşmesini sağlayan insülin hormonu dediğimiz hormonun sentezini yapmıyorlar pancreaslarında bu olay gerçekleşmiyor. Onlar vücutlarına insülin hormonunu dışarıdan alıyorlar. İnsülin hormonunu bu kadar eczaneden kolay elde edebilmemizin, ucuz bir şekilde satılmasının sebebi bakterilere insülün sentezleme geninin aktarılmış olması, bakterilerin de insülün sentezleme özelliğine sahip olması. Yani bilim insanları insanlardan aldıkları insülün sentezleme genini kestiler, bakterilere aktardılar. Bakteriler normalde insülün hormonu üretemezken üretmeye başladı. Her bir bakteri bölündüğü zaman yeni oluşan bakterilere de bu gen aktarıldı. Böylelikle bakteriler insülün hormonu üretti biz de bunu ilaç olarak çok kısa sürede elde edebildik, maliyeti de düşmüş oldu diyeyim gençler. Sadece insülin hormonumu, büyüme faktörleri, antibiyotikler, aşılar, serumlar, kanser tedavisinde, kozmetikte kullanılan ilaçlar daha ucuza, daha fazla miktarda Saf olarak bakteriler sayesinde elde edilebiliyor. Tabii biz çok kabadan anlattık. Oradan kesiyor, buradan birleştiriyor dedik. Olay o kadar basit bir şekilde gerçekleşmiyor. Ama günümüzde tabii ki bunu yapabiliyorlar. Bazı otobur canlıların sindirim sisteminde yaşayan yararlı bakteriler selülozun sindirimine yardımcı oluyorlar. Otobur canlılar otla beslenen canlılardır. Bu canlılar e, otla besleniyorlar fakat selülozu sindirme özelliğine sahip değiller. Birinci üniteden hatırlayın selloz dediğin şey de hücre duvarında bulunuyordu. Bitkilerin yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle meydana geliyordu. Sellozu sindiremiyorlar yüzlerce glikoz boşa gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Sellozu sindiren bakterilerle yaşadıkları zaman bu bakteriler sellozu sindiriyor. Glikoz açığa çıkıyor. Otoburcanlı ee, otobur canlı mutluluğu. Otobur canlı da bunlara ev ve yemek verdiği için Bakteriler mutlu. Yani karşılıklı bir yarar durumu söz konusu oluyor. Yine bizim kalın bağırsağımızda da B ve K vitamini üreten bakteriler var. Onlar bu vitamini ürettikleri için ben fayda görüyorum yani mutluyum. Ben benim bağırsağımda onların evi, yemek buluyorlar, yaşayacak yer buluyorlar. Onlar da mutlu. Karşılıklı yarar ilişkisi dediğimiz bir ilişki söz konusu. Bakteriler mayalanma yapabilme yetenekleri sebebiyle gıda sanayisinde tabii ki kullanılabiliyorlar. Sütten yoğurt üretiminde veya sütün peynire dönüştürülmesinde bakteriler kullanılıyor. Glikozun etil alkole veya sirkeye dönüştürülmesinde, turşu üretiminde yine bakterilerden yararlanıyoruz diyeyim. Gençler gelelim konuyla ilgili sorularımıza. Bakterilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir diyor. Bölünme bakterilerde sayısal artış sağlarken tür çeşitliliği sağlamaz. Bakıyoruz bakteriler tek hücreli canlılardı. Tabii ki bölünme yaptıkları zaman birey sayısında artış meydana gelecek. Yani bakterilerde sayısal artış sağlanacak ama burada genetik çeşitlilik söz konusu olmaz çünkü bu bir eşeysiz üremedir. Bu bizim için doğru. Konjugasyon bakterilerde tür çeşitliliğini sağlarken sayısal artış sağlamaz. Konjugasyonda da iki tane bakteri yan yana geliyordu. Bunlar pillusları vardı. Pillusları sayesinde birbirlerine tutunuyorlardı. Aralarında sitoplazmik bir köprü oluşuyordu. Sonra bir tanesi plazmitini diğerine aktarıyordu. Normalde bunda plazmit yokken artık son durumda ikisinde de plazmit olduğunu görüyorduk. Yani tür çeşitliliğini, genetik genetik çeşitliliği sağlıyor ama sayısal artış konjugasyon tabii ki sağlamadı. Endospor oluşturabilen bakterilerde hem sayısal artış hem tür çeşitliliği gözlenebilir. İkisi de yanlış. Endospor ne demek? Bu DNA'sını eşliyordu. DNA'sının etrafına sağlam bir kılıf sarıyordu. Zor şartla karşılaştığı zaman hücre zarar görse bile metabolizmasını en aza indirmiş bir şekilde hayatına devam edebiliyordu. Yani endospor birey sayısında artışı sağlamaz. Ekstra bir genetik çeşitlilik de tabii ki sağlamaz diyeyim gençler. Sayısal artış sağlandığı için bölünme ve endospor oluşumu bakterilerin üreme çeşitleri arasında yer alır. Bölünme tabii ki bakterilerin üreme stres, üremesi içerisinde yer alır, üreme çeşitleri arasında yer alır. Endospor ise bir üreme şekli değildir. Hangileri söylenebilir dediğine göre cevabımız da tabii ki A oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri foto ototrof ve kemi ototrof bakteriler için ortaktır? Bir kere hangisi olursa olsun bunlar ototrof olduğuna göre kimi kime çevirecekler? İnorganik maddelerin organik maddelere dönüşümünü sağlamış olacaklar. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ikisinde de tabii ki ortak. Sonra elde edilen besinin fazlasını glikojen olarak depolama. Bakteriler glikozun fazlasını glikojen olarak depolarlar dedik. Ototroflar glikojen depolar, heterotroflar bilmem ne depolar demedik. Hangisi olursa olsun sonuçta depo karbonhidrat glikojen olacaktır. İkisinde de tabii ki ortak inorganik maddeleri oksitleyerek kelimesini duyduğun anda kemosentez olduğunu anlayabilirsin. Oksitlenme tepkimeleri kemosentez içerisinde gerçekleşir ışık kelimesini görür görmez de zaten fotosentez olduğunu anlayacaksın. Kemosentez ışığa ihtiyaç duyulmayan tepkimelerdir. O yüzden gece gündüz, aydınlık karanlık her ortamda meydana gelebilir. Hangileri ortaktır dediği için cevabımız 1 ve 2 oldu. Böylelikle dersimizin sonuna geldik gençler bugünkü dersimizde neler öğrendik bakterilerin o genel özelliklerini zaten en başta vermiştik e, bugün de biraz daha içine detaylarına girdik bakteriler bizim için çok önemli canlılar sadece hayat anlamında konuşmuyorum ders anlamında konuşuyorum bakteriler diğer bütün konularla bağlantılı o yüzden bunun genel özelliklerini şimdi iyi bilelim daha sonraki konularda tekrar tekrar içte geçtiği zaman fikir sahibi olabilelim. Bugün bakterilerde görülen beslenme ve solunum çeşitlerini öğrendik. Bakteriler nasıl yürüyormuş? Tek e, hücreli oldukları için bölünerek üreme yapıyorlarmış bunu öğrendik. Bakterilerin zor şartlar altında oluşturduğu endospor oluşumundan bahsettik. Bakterilerde genetik çeşitliliği sağlayan fakat birey sayısında artışa sebep olmayan konjugasyondan da bahsettik. En son bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemini de öğrendik. Bugünkü dersimizi bitirdik diyeyim. Gençler, hemen buradan da ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.